Malumunuz biz Türkiye genelinde çeşitli illerde çok zor şartlar altında adaylarımızı çıkardık. Hatta kuruluşumuz bile yani zorluklarla gerçekleşti. 5 ayda seçime girme özelliği kazanan Ocak Partisi İstanbul'da, Ankara'da, Malatya'da, Adana'da ve çeşitli illerde adaylarımızı çıkardık. Kendi memleketim Erzurum'da hiçbir ilçede ve ilde aday çıkarmadık. Bunların nedenleri oldu. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın kefenli derin kefenli askerleri sloganlarıyla harekete geçen Ocak Partisi, Osmanlı Ocakları'nı kurmuş olduğu bir siyasi parti olması münasebetiyle her zorlukta ve kaderde, her karanlık gecede ülkemizin ve devlet liderimizin yanında boy gösterdi. Bununla birlikte Ocak Partisi kısa bir zaman içerisinde teşkilatlanmasını gerçekleştirip ülke genelinde adaylar çıkarıp daha sonrasında yeniden Refah Partisi gibi siyasi partilerin böyle AK Parti'nin önüne çelme takması, önünde engel teşkil etmesi bizleri de bir hayli üzdü. Yani Cumhur İttifakı'nda olan bir siyasi parti yeniden FETÖ'ye siyasi alan açmaya çalışarak Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a karşı bizce yapılmış bir hamleydi ve biz buna kayıtsız ve şartsız kalamazdık. Biz de üzerimizdeki sorumluluğu gördük, hissettik, anladık. Bu anlamda da ülkemizde 31 Mart seçimlerinde sandığa gitme aşamasında hepimizin de bir vicdanı var, bir sorumluluğu var. Biz bu sorumlulukta, biz aslında Cumhur İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın taraftarı olmamakla birlikte ama yapılacak olan bu seçimlerde de kayıtsız şartsız kalmamak adına kendimizi yeniden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin geleceği için hep birlikte karar aldık ve dedik ki adaylarımızın birçoğu yerde AK Parti'nin özellikle adaylarının zorlandığı yerlerde adaylarımızı geri çekme karar aldık. Bugün de arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda Ankara'mıza Turgut Altınok'un güzel şeyler yapacağını, daha öncesinde yapmış olduğu belediye başkanlığını da göz önünde tutarak Sayın Mansur Yavaş'ın da yapmış olduğu faaliyetleri kıyas tutarsak, evet arasında uçurumlar var. Biz de Ocak Partisi olarak adayımızı Sayın Turgut Altınok'tan yana çekme kararı aldık. Hayırlı olsun. Osmanlı Ocakları teşkilatlarımızı, Ocak Partisi üyelerimizi buradan bir kez daha uyarıyorum. Evet biz bağımsız bir siyasi partiyiz. Hiç kimseden emir almayız. Hiç kimseyle pazarlığa oturmayız. Bu anlamda da böyle ülkemizi sevdiğimiz, milletimizi sevdiğimiz için de onlara hizmet edecek başkanlara da aday vermemiz bizim ittifak ortağı olduğumuz anlamına da gelmemelidir. Bütün çağrım tüm kamuoyuna, tüm vatandaşlarımıza çağrımız şudur. Biz kendi siyasi partimizin adaylarını geri çekerken siz de elinizi vicdanınıza koyun. Özellikle İstanbul ve Ankara'da hizmet yapabilecek arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi seçin. Ülkemize hep beraber sahip çıkalım. Biz ne Cumhur İttifakı'nın ne Millet İttifakı'nın ortağı değiliz. Ve bundan sonraki süreçlerde de Ocak Partisi inşallah Ocak Partisi'nin iktidarında milletimize hizmet etme imkanı göreceğiz, duyacağız.